Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler, sevgili konuklar. Az önce Orhan Gencebay o muhteşem eserlerini seslendirdi. Kendisine hem Mezdeke grubu eşlik etti hem de Erkan Gündüz ve My Dream Dance Company eşlik etti. Mezdeke ve My Dream'e, Erkan Gündüz'e çok çok teşekkür ediyoruz güzel dansları için. Şimdi yarışmacılarımız ikinci şarkılarını söyleyecekler. Bakalım kim var sırada? Hemen Ayşe Egeso'ya dönüyoruz. Sırada 109 Harun var. Söz Tunç Kemal, müzik Coşkun Sabah. Aşığım sana, doyamıyorum. Tebrikler Harun. Teşekkürler. Evet. Hareketen Armağan'a sevgiler yazıyor. Bak Armağan'cığım sana da bu arada. Çine'nin gururu Harun. Orada da Ebru. Seninle daha küçük yazsaydın da ben büyüteç kullan. Ebru için geldim ben buraya diyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki çok teşekkürler. Evet, arkadakini hiç okuyamıyorum ya maalesef. Ne yazıyorsunuz orada? Aydın Çin'le Efeler Diyarı, Harun Çin'le Gurur Duyuyor diyorlar. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Jüri üyelerimize dönelim. Bakalım neler söyleyecekler. Ebru Hanım siz de başlayabilir miyiz? 10. Teşekkürler. Çünkü hakikaten çok güzeldi. Bir de orkestranın sesi burada azalıp da sadece ses ortaya çıkınca hatalar ve pürüzler biraz daha fazla ortaya çıkacak. Evet. Bana çok hatasıza yakın. Çok küçücük küçücük şeyler vardı ama onlar hakikaten artık küçücük şeyler. Bence olağanüstüydü. Sesine sağlık. 10. Dolu dolu bir 10. Teşekkür ediyoruz. Armağan'cığım. Güzel söylüyor da. On vermeyeceğim. Bir müsaade edin. Siz de bugün jüri üyesi olursanız 10 verirsiniz, olur mu? Ama şimdi müsaade edin, ben vereyim. Bence en önemli sorunun kendine güvenmemek. Sahne, kendine güven isteyen bir şey. Oradan çıktığın anda öyle bir güvenle ineceksin ki o merdivenleri, bütün seyirci böyle seni takip edecek. Sen o kadar güvensiz iniyorsun ki, o kadar güvensiz iniyorsun. Sahne, kendine güven, devleşmek isteyen bir yer. Maalesef ki öyle. Selam vermende bile kendine güven yok. Böyle elinin ucuyla böyle. Oraya çıktığın anda sen bakılacak, takip edilecek, dinlenecek tek objesin. Sen bunu kendine güvenirsen olur ancak. Ama sen kendine güvenmezsen, sen kendine yarım yamalak güvenirsen maalesef ki
İyi söylesen de böyle rup diye kaçar gidersin. Ama sen hiçbir zaman kendine güvenmeyi öğrenmeyeceksin belli ki. Oradan hiçbir zaman kendine güvenle inmeyeceksin. Bu sahnede güvenle durmayacaksın. Güvenle selam vermeyeceksin belli ki. Olmayınca olmuyor. Ne derler Bülent Hanım? Vermeyince Nahut neylesin Mahmut mu derler? Vermeyince Mahut neylesin Mahmut. Yani. Ama söylüyor musun? Söylüyorsun. Ama söylemek burada artık tek ölçümü bence değil. Artık olmamalı. Herkes söylüyor çünkü seninle beraber. 8. Peki. Orhan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Gayet güzeldi. Evet, gerekeni gayet iyi yaptı. Ben de 10 veriyorum. Sanırım. 10 da Orhan Gencebay'dan geldi. Bülent Ersoy ne diyecek bakalım? Şimdi eserin trafiği gereği pesler ve oktav sesler var. Evet efendim. Eşek bak. Hepsini öğreniyor. Vallahi ve billahi. Bu yaman bir şey. Bunların hepsini öğreniyor. Söylediği hepsi doğru. Ve şaşkınlık içinde kalıyorum. Acaba dedim bunun kulağına biri mi bir şeyler bir tıkadı da söylüyorlar. Arka taraftan bir şeyler yapıyorlar. Boş kulakları da. Efendim. Şimdi bazı yorumlarda ve bu tarz eserlerde pesler hep efendim harcanır. Hı hı. Geçiştirilmeye çalışılır ki dik hakimiyetlerde, dikteki performanslarda halkı avuç içine alınsın. Evet. Ve efendim tokat basılsın. Halk da galeyana gelsin alkışıyla efendim o Efe'ye karşılık Efe'li davransın ve takdir ve taltiflerini ifade eden alkışlarıyla mukabelede bulunsun. Evet. Sanatkara. Bu budur. Hep baz olarak alınır. Şimdi Türkçe mealini alıyoruz bu konuşmanın. Şimdi beyefendinin icrasında PES'ten yapılan icralar hiç hasır altı olmadı. Hı. Tizdeki yani bir kenara atılmadı demin dediğiniz gibi. Evet. Harcanmadı. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Yani o bölümler de önemli. Çünkü PES perdelerdeki hakimiyet de dikler kadar önemlidir. Evet. Diki çıkarsınız, PES'i basamadığınız vakit olmaz. O da ses, o da ses. Evet. Bu sesin yapısının ne kadar geniş olduğunu ve aralıklarının buyurduğunuz gibi eşek efendim ve hakimiyet açısından da hem peslerde hem tizlerde aynı hakimiyeti gösterebilme ustalığıdır değil mi efendim? Şimdi hal böyle olunca çok uzatmayayım. Harun. Hem peslerde, hem tizlerde aynı Efe'yi becerdi ve onun için onun hakkı 10 numaradır. Çok güzel, sen güzel. Kendisi Efe'ler diyarından geliyor zaten. Bol bol Efe'lendi ve 10 muydu sizin de Orhan Bey? Yok, dinledik mi siz? Tabii dinledik. 10, 8 değil mi? 38 puan oldu. İlk şarkısından 37 almıştı. Toplam 75 puan gibi yüksek bir puana erişti. Harun, aday numaranı söylemek ister misin? Aday numaram 109. Buradan Almanya'ya beni izleyen gurbetçilerimiz efendim. Selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde çocukluk arkadaşlarım var. Buradan onlara da çok selamlarımı gönderiyorum. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Aydın ve Çin'e efendim memleketime. Tüm Ege'ye saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun hepsinden. Sağ olun. Teşekkürler Haruncuğum. Harun'un aday numarası 109 bir kez daha hatırlatalım.